Bu hikayede 1950'lerin sonunda çok değerli bir kargoyu Hellboy ve Paranormal Araştırma ve Savunma Bürosu'ndan bir ajan trenle taşımaktadırlar. Kargonun içindeki çok önemli, tehlikeli ve canlıdır. Ve bir şekilde ortaya çıkarak Hellboy'la ajana saldırır. Ve aksi giden gelişmelerle Hellboy'la ajan Appalachia dağlarında mahsur kalırlar. Ve bu uğursuz bölgede Hellboy ile ajan Bobby Joshong 18. yüzyılda işlediği suçlardan dolayı asılmış olmasına rağmen hayaleti bu bölgede dolaşan bir adam ve onun emrindeki cadılarla karşı karşıya gelirler. Bu hikayede özellikle Hellboy'un annesiyle olan travmaları, bilinçaltına yerleşmiş olan bütün o korkuları iyi işlenmiş. Bu film baştan sona ilgiyle seyrediliyor mu? Evet. Ama bir önceki filmlerin büyük prodüksiyonunu beklemeyin. Hellboy'un bu filminde aksiyonda abartıya gidilmemiş. Ama bunun yanı sıra durdurak bilmeyen bir hikaye akışı da söz konusu. Belki Hellboy'u hiç tanımayanlar için bir korku filmi izleme tadında olabilir. Ama Hellboy karakterini iyi tanıyanlar için belki biraz küçük bir öykü olarak görünecek ama zevk alacaklarına da eminim. 30 yıl içerisinde 10 aile evlerinde öldürülmüş bulunuyor. Ve yanlarında da farklı bir alfabeyle yazılmış bir mektup. Ve şimdi 11. ailenin katledilmesinden sonra da genç dedektif ipuçlarını birleştirmeye ve katili yakalamaya çalışıyor. Evet, Kuzuların Sessizliği gibi bir seri katil hikayesi. Ama aslında doğaüstü bir hikaye. Takip ettiği bir yol var. Ve arka arkaya sürprizlerini de sunuyor. Ama nedense bir türlü gerekli etkiyi seyirciye geçiremiyor. Ya da en azından ben öyle hissettim. Fakat doğaüstü unsurlar devreye girdiğinde, seri katil hikayesi gerçeklikten koptuğunda bu beni o filmden uzaklaştırıyor. Yine de korku türünde kaliteli bir film seyretmek isteyenler için ideal olduğunu söyleyebilirim. Hikaye 3 nesli bir araya getiriyor. İlk filmde ölen bir karı koca vardı. Onların ruhları evlerine taşınan bir aile tarafından rahatsız ediliyordu. Onlar da bu aileyi kovmak için öbür dünyadan bir ruh kiralıyorlardı. İşte beter böcek böylece ortaya çıkıyordu ve olaylar gelişiyordu. Şimdi yıllar sonra o evi terk eden aile bir ölümün ardından tekrar o eve gelir. Ama bu kez bir nesil daha eklenmiştir. Üvey anne, onun kızı ve onun kızı. Bu üç nesil kadın o eve geldikten sonra Astrid bir şekilde ölülerin dünyasını keşfediyor ve beter böcek de yeniden ortaya çıkıyor. Film boyunca kara mizah asla yakanızı bırakmıyor. Korkunç olaylar aslında size çok sevimli geliyor ve Tim Burton'ın rengarenk dünyası hem ölülerin dünyasında hem gerçek dünyada sizi çok eğlendiriyor. Winter River'daki bu evde olmak için siz de can atıyorsunuz ve inanın Beter Böcek'le de tanışmak istiyorsunuz. Beter Böcek, Beter Böcek moral veren bir film aslında. Seyrettikten sonra bir daha seyretmek isteyeceksiniz. Ben kendi adıma bir daha seyredeceğim.